Amerika Birleşik Devletleri Apple aleyhine dev bir dava açtı. Dün savcı Merrick Garland davanın detaylarını açıkladı. Dava antitrust, yani rekabeti engelleyici davranışlar konusunda Amerika'da 1890'larda çıkan bir kanunu Apple'ın ihlal ettiğini ve rekabeti engellemek için kanun dışı taktiklere başvurduğunu iddia ediyor. Davanın temeli Apple'ın iPhone, yani cep telefonu ürüne dayanıyor ve bu üründe Apple'ın bir tek el olduğunu, gerçi tam öyle değil, biraz sonra sayılara bakacağız, ve bu tek eli oluştururken üstün ürünlere ve hizmetlere dayanarak değil de rekabeti engelleyici davranışlara dayanarak bunu başardığını söylüyor. Bu taktik ve davranışlar müşterilerin Apple ürünlerinden çıkmasını zorlaştırıyor bir yandan iddiaya göre, öte yandan yeni rekabetin oluşmasını engelliyor. Ne demek istiyorum? Bir örnek vermem gerekirse, siz bir akıllı saat yapıyorsanız Apple dışındaki bir marka olarak onu iPhone'la bir türlü konuşturamıyorsunuz veyahut da çok kısıtlı özelliklerini kullanabiliyorsunuz iPhone'u. Bu çok büyük bir dava. Microsoft'ta 1998'de açılan antitrust davasından beri gördüğümüz en büyük dava. Apple dünyanın şu an itibariyle en değerli ikinci firması Microsoft'tan sonra. Bu davanın Apple'ın hisse senedini ciddi şekilde baskılayacağı kesin ve önümüzdeki günlerde biz tüketiciler açısından yeni şeylerin ortaya çıkabileceği de net. Ben tam bir Apple bağımlısıyım. Amerikan savcısının bahsettiği Apple dışına çıkamayan insanlardan bir tanesiyim. Bütün ürünleri var bende neredeyse ve Apple'ın kurduğu bu süper başarılı ama bir yandan da bence monopolistik özellikleri olan ekosisteme hem hayranıyım hem mağduruyum. Bu çerçevede bu mahkeme benim için çok önemli. Detaylarına daldım, şimdi size için yorumlayacağım. Apple hisse senedi olanlar veya genel olarak Amerikan borsasına yatırım yapanlar dikkatli dinlesinler. Çünkü unutmayın, Apple tek başına S&P 500'ün çok önemli bir bölümünü oluşturuyor. Hazırsanız başlıyoruz. Detaylara girmeden önce bir like almak istiyorum sizden mutlaka. Çünkü algoritmalar like alan videoları daha çok seviyor. Daha çok insanın karşısına çıkıyoruz. Sizden böyle küçük bir ricam var deyip devam edelim. Davanın içerisinde aslında 5 tane temel madde var. Bunlardan ilki Apple'ın süper aplikasyonları engellediği yolunda. Süper aplikasyonlar Türkiye'de pek yok ama Çin'de çok varlar. Ve tek aplikasyon üzerinden hem sosyal medya yapabiliyorsunuz, hem ödemelerinizi yapıyorsunuz, hem alışverişinizi yapıyorsunuz. Bu tip aplikasyonları Apple'a yükleyemiyorsunuz. Apple bunu engelliyor ve bunun rekabeti engelleyici olduğuna inanıyor savcı. Çünkü diyor bu süper app'ler sayesinde tüketici hem daha iyi bir deneyim yaşayabilir hem de problemlerini daha az para harcayarak çözebilir. Birinci mesele bu. İkinci konu cloud streaming oyunları konusunda, yani buluttan oynanan oyunlar konusunda Apple yine çok engelleyici. Çünkü Apple sizden oyunu satın alırken para alıyor. Oyunun içerisindeki bir takım ıvır zıvır satın alırken de para alıyor. Oysa cloud streaming oyunlarında bu yapılamıyor. İşte dava bunu da kapsıyor. Hatırlayın Apple'ın zaten Epic Games'te bu konuda büyük bir davası var. Üçüncü konu Apple'ın mesaj uygulamasının Android platformuyla iyi konuşmadığı konusunda. Bu doğru. Gerçi ben hiç zaman Apple'ın iMessage'ini kullanmadım ama Amerika'da arkadaşlarımdan biliyorum. Eğer siz bir iPhone'la Android arasında iMessage kullanmaya çalışıyorsanız bir sürü şey çok zorlaşıyor. Videoları çok düşük çözünürlükte yollayabiliyorsunuz. Karşı taraftan gelen mesajlar Android'sa yeşil balonla geliyor, Apple'sa mavi balonla geliyor gibi. Ve Android cihazlarla yapılan görüşmeniz, bence en önemlisi de bu, enkripte de olmuyor. Yani güvenliği de sağlanmıyor. Dava bu konu üzerinde duruyor. Çünkü mesela bir ailesiniz ve ailede birisi Android'e geçmek istiyor. Ailenin bütün üyeleri Apple kullanırken birisi Android kullanınca aradaki iletişim zorlaşacaktır. Bundan dolayı karşı tarafı Android kullanmaktan uzak tutuyor. İşte bu da yine antitrust'a giriyor diyor. Bir diğer mesele Apple'ın geliştirmediği fiziksel ürünlerin iPhone'larla konuşamadığı yolunda. Mesela Apple dışındaki akıllı saatler iPhone'la konuşamıyorlar veyahut da çok limit konuşabiliyorlar. Öte yandan Apple'ın geliştirdiği iWatch başka cihazlarda çalışamıyor. Yani iWatch'ı almak istiyorsanız Apple saati de almak zorunda kalıyorsunuz. Ne büyük sorunlar. Bir beşinci ve önemli madde de dijital cüzdan konusunda Apple Pay. Şu anda dünyanın en hızlı büyüyen dijital cüzdanı. Burada iki sıkıntısı var savcının. Bir tanesi diyor ki Apple'ın tap to pay, yani dokunarak öde çözümleri sadece Apple cüzdanı açılmış durumda. Rakip cüzdanlar buraya giremiyor. Gerçi o konuda bir gelişme var. Yakın zamanda PayPal'ın Venmo ödemeleri de tap to pay işlemeye başladı Apple'ın üzerinde. Muhtemelen dava açılmadan önce böyle bir hazırlık yaptı Apple. Davanın açılacağını eminim biliyorlardı. Bir de Apple'ın kendi cüzdanı üzerinden yapılan transaksiyonlarda bankalardan %1,5 komisyon aldığını iddia ediyor savcı, ki iddiası doğru. Diğer cüzdanlarda böyle bir şey yok. Bu da yine rekabete aykırı diyor. Öte yandan en çok odaklandıkları yerlerden bir tanesi de Apple Store, yani Apple aplikasyonlarını indirdiğimiz dükkan. Orada da çok kısıtlayıcı olduğunu söylüyor. Yani içeriye bir aplikasyon yüklemek zor ve çok para isteniyor sizden o aplikasyon için. Biz de yakın zamanda haddini aşan ilgili aplikasyonumuzu oraya yüklemek istedik. Acayip masraflar var. Android'de bu işler çok daha ekonomik. Üstelik çok katı kuralları var. Öyle kafanıza göre de bir şey yükleyemiyorsunuz. Demin örnek verdim.
ve oradaki bütün işlemlerden de para almaya devam ediyorlar. Mesela enteresan örneklerden bir tanesi Meta'da yaşanan konu. Meta'nın aplikasyonunu indirdiniz, Instagram'ı veya Facebook'u ve orada kendi ürünlerinizden bir tanesiyle ilgili bir reklamı vermek istiyorsunuz. Bu reklamı iPhone üzerinden vermeye kalktığınızda reklam bedelinin %30'unu kendisine alıyor Apple. Yani ben de bunda açıkçası hiçbir adil yön görmüyorum. Yani hem eğer aplikasyonunuz ücretli bir aplikasyonsa indirmede para alıyor. Daha sonra da aplikasyon içindeki bütün alışverişlerden para alıyor. Hatta Meta örneğinde aplikasyon bedava, içindeki bir reklamdan da yine kendine komisyon kesiyor. Zaten bu konuda uzun süredir Meta ile kapışıyorlar. Apple savcılığın suç duyurusundan sonra çok sert bir açıklama yaptı ve dedi ki Apple'ı Apple yapan temel konulara bir saldırı var burada. Biz fiziksel ürünü hizmetle ve yazılımla entegre edip müşterilerimize harika bir deneyim sunuyoruz. Bu yönde inovasyonlar yapıyoruz. Çok rekabetçi cep telefonu pazarında bize ayıran temel faktör bu. Bu konudaki davayı kabul etmiyoruz. Elimizden gelen bütün gücümüzle buna karşı savaşacağız. Ayrıca bu dava bir öncü olabilir. Devletin şirketlerin işine çok karışmasını istemiyoruz. Bu konuda anladığım kadarıyla diğer teknoloji devlerine yanlarını almak istiyorlar. Çünkü Amerika'da ve Avrupa'da bütün teknoloji şirketleri aleyhinde davalar var. Zaten biliyorsunuz Apple'a da yakın zamanda Spotify çok büyük bir dava açtı tekelcilik konusunda Avrupa pazarında. Peki ben bu dava hakkında ne düşünüyorum? Bir kere davanın içerisinde çok haklı konular var. Özellikle rekabeti engelleyici, yani bir aplikasyon veya cihaz geliştiricisi engelleyici çok davranışın olduğu kesin. Ve bu ta Steve Jobs dönemine dayanıyor. O dönemde hiç unutmuyorum bir reklam vardı. O reklamda bir kullanıcı bir ürünü kolaylıkla Apple'dan Android'e aktarıyordu. Buna Steve Jobs delirmişti ve engellemeye çalışmıştı. Hatta bununla ilgili Steve Jobs'un attığı e-mail'de dava dosyasında var. Yine yakın zamanda Tim Cook'un katıldığı bir forum toplantısında ilginç bir şey olmuştu. Orada da forum katılımcılarından bir tanesi annemde Android telefon var, bende iPhone var, haberleşemiyoruz. Bu sorunu ne zaman çözeceksiniz dediğinde Tim Cook'un cevabı annene bir iPhone al şeklindeydi. İşte bütün bunları savcılık kullanacaktır ve bence davanın içerisinde oldukça kuvvetli argümanlar var. Ama argümanların temeli Apple'ın bir monopol olduğuna dayanıyor. Apple gerçekten bir monopol mü cep telefonlarında? Orası biraz tartışmalı. Bu konuda TechCrunch'ta yayınlanan harika bir makale var ve makale diyor ki hayır, iPhone bir monopol değil. En azından örnek gösterilen 1990'daki Microsoft'a karşı açılan davadaki gibi bir monopol değil. Çünkü o dönemde Microsoft'un dünyadaki bütün cihazların %97'sindeki hakim işletim sistemi olduğunu, bir de hatırlayın o dönemde Internet Explorer diye felaket bir internet browser vardı Microsoft'un. Zaten dava da bununla ilgili açılmıştı, bu browser'ın monopol olduğu yolunda. Onun da bu bilgisayarlardaki dev hakimiyetten dolayı ana monopol güç haline geldiğini söylüyor TechCrunch. Oysa diyor cep telefonlarında böyle bir durum yok. Sayılara vurmak gerekirse Amerika bile Birleşik Devletleri'nde ciro olarak baktığımızda iPhone'un payı %70 ama satılan adet bazında %64. İkinci en büyük oyuncusu ise Samsung. Onun pazar payı %18. Yani burada böyle %90'lık, %95'lik bir pay yok. Tüketiciler isterse rahatlıkla bir Android cihaz veya bir Samsung cihaz alabilirler diyor. Küresel olarak baktığımızda Apple kesinlikle bir monopol değil. Toplamda pazar payı %23 küresel olarak baktığımızda. Samsung ikinci, onun pazar payı %16. Ama Apple Samsung'dan gerçekten çok daha karlı. Çünkü savcının anlattığı bütün bu konularda dolayı, bir de markanın değerinden dolayı tüketiciler Apple ürünlerine daha fazla para harcıyorlar ve Apple hizmetler tarafında özellikle bu aplikasyon komisyonlarından çok ciddi para kazanıyor. O yönden de Samsung'dan kat be kat daha karlı bir firma. Davanın çok uzun yıllar süreceği kesin. Bu arada henüz elimizde bir dava yok. Davanın olup olmadığından önce hakim karar verecek. Apple şimdi itirazlarını dile getirecek 2 ay içerisinde yanılmıyorsam ve hakim savcıları ve Apple dinledikten sonra davanın açılıp açılmaması karar verecek. Daha ona bile 2 ay var. Microsoft vakası 10 küsür yıl sürmüş. Bir örnek vermek gerekirse önümüzde çok uzun bir süreç var. Bir de Apple kadar zengin bir firmanın bu konuda dünyanın en iyi avukatlarını bir yere getireceğini ve bu avukatların savcıları çok zorlayacağına eminim. Öte yandan eğer Amerika Birleşik Devletleri bir dava açıyorsa o davada genelde kazanan taraf oluyor. Unutmayın çünkü oradaki hakim de aynı Adalet Bakanlığı'nın bir parçası. Microsoft'ta anlaşmalarla dava bitmişti. Yani Microsoft aleyhine açılan davalarda taraflarla anlaşmalara gitmişti. İşin enteresanı bu Apple'ın da önünü açan konu. Bugünkü iPad veya iPhone o davada Microsoft kaybeden taraf olmasaydı hayatımıza giremezlerdi. O kadar hakimdi Microsoft. Daha da enteresanı o dönemde Bill Gates bu monopol imajından kurtulmak için Apple'ı kurtarmıştı. Apple o dönemde batmak üzereydi. Parası bitmişti. Microsoft gelip ortak olup Apple'da ayakta tutmuştu. Sırf bu antitrust davasından kurtulmak için. Dava ise senin üzerinde baskı yaratacak mı? İki yönde baskı yaratacağını düşünüyorum. Davanın hemen sonuçlanacağı, Apple'ın bundan büyük zarar alacağına dair bir baskı pek beklemiyorum şu anda. Fakat Apple'ın önümüzdeki günlerde davranışların süper kontrollü olacağını tahmin ediyorum. Çünkü artık tepesi ciddi bir dava var gözler üzerinde. Bu da Apple'ı kısıtlayıcı bir faktör olacaktır. İkincisi de davanın settlement, yani dava
dava üzerindeki bu uzlaşmanın Apple'ın bazı karlı işlerinin tamamen yok edeceğini veya o karlı işlerdeki karını azaltacağını düşünüyorum. Ne gibi sonuçlara karşılaşabiliriz? Mesela aplikasyon dükkanındaki komisyonlar inebilir. Başka cihazlarla iPhone'lar arasında konulan duvarlar ortadan kaldırılabilir. Tüketicini farklı platformlar arasında geçiş kolaylaştırılabilir. Mesela ben bir Samsung telefon, Apple bilgisayarı rahatlıkla birbirine konuşturduğum için Samsung bir telefon tercih edebilirim vesaire gibi. Yani nereden bakarsanız bakın Apple'ın bu muazzam ekosistemine bunun bir saldırı olduğu kesin. O yüzden kısa vadede Apple'ın davranışlarını kısıtlayacağı için uzun vadede de eğer dava bir settlement'la bitse bile Apple'ın kar modeline belli saldırıdan olacağı için hisse senedinin baskılanacağı kesin. Öte yandan Apple is Apple. Yani Apple ürünleri hala harika ürünler. Evet fazla para ödüyoruz ama bir Apple fanı olarak başka bir ürüne geçmekte hala zorlanıyorum. Apple'ın bütün bu meseleyi çözeceğine ve işine bakacağına eminim. Ve Apple'ın geleceğinde yapay zekada yapacaklarının daha önemli olduğunu düşünüyorum. Geçen hafta biliyorsunuz Google'la bir anlaşma duyurdular. Google'la işbirliğine gidiyorlar. Google'un yapay zeka programı Gemini'den yararlanacaklarına dair. Bu yılın Haziran ayında Apple Developer Conference'da cep telefonlarının nasıl yapay zekalı birleştiğini anlatacaklar. Bu bence uzun vadede meseleyi daha fazla etkileyecek. Çünkü eğer orada başarılı şeyler anlatılırsa iPhone satışları yeniden yükselecektir. Tüketiciler böyle davalar falan pek aldırmazlar. Nerede en iyi deneyimi görüyorlarsa oraya doğru kayarlar. Ben de bir Apple yatırımcısıyım. Hatta bu yıl başından beri Apple hissesi toplamayı tercih etmiştim. Çünkü Apple'ın bu yapay zeka meselesinde iyi bir çözüm getireceğine inanıyordum. Dünden itibaren ne yapmaya karar verdim? Elimdeki hisseleri satmıyorum şu anda ama almayı da kesiyorum. Elimdeki hisselerde stop loss seviyeleri biraz sıkılaştırıyorum. Şu anda Apple 170 dolarlar civarında yakın stop losslar koyacağım. Ama hisselerimi satmayı düşünmüyorum. Çünkü bu çok uzun yıllar sürecek bir dava. Apple'ın önümüzdeki günlerde yapay zeka ile ilgili açıklayacakları bence daha önemli. Ama bu benim yatırım tavsiyem değil, bu benim stratejim. Apple'ın hissesinin baskılanacağı bayağı net. O yüzden bir Apple hisseniz varsa veya almayı düşünüyorsanız bunu göz önüne almanız ve davayı da yakından izlemeniz gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi size bir sorum var. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Siz Apple'ı haksız mı buluyorsunuz, haklı mı buluyorsunuz? Ben arada bir yerdeyim. Ben genel olarak devletlerin şirketler işine çok karışmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü şirketler girişimciler tarafından büyük emeklerle kuruluyorlar ve Apple örneğine baktığımızda istersen gidip Samsung da alabilirsin kardeşim, istersen gidip Xiaomi de alabilirsin. Kimse elini tutmuyor. Apple burada daha üstün bir ürün hizmet kombinasyonu sunmuş durumda. O yüzden orada durmayı tercih ediyoruz. Ben bu davanın o yönden zayıf olduğunu düşünüyorum. Ama özellikle aplikasyon geliştiriciler tarafında ve rekabeti engelleyici bazı davranışlar konusunda savcıya da hak veriyorum. Böyle arada bir yerdeyim biraz.